La sadakallahu velazim. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Müftüm, değerli umrici kardeşlerim ve gönülleri peygamber aşkıyla, Kabe aşkıyla tutuşan ve şu anda duaya iştirak etmek için buralara dolduran kardeşlerimiz. İspiritu'nun düzenlediği 8. programa, Umre programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık. İyi ki varsınız. Her yıl artarak devam eden ilginize teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, Müftü Efendi konuşacak elbette ama bir iki şey ifade etmek istiyorum. Umre ibadeti de hac ibadeti gibi bir ibadet yolculuğudur. Yani ibadet niyetiyle umreye çıkacağız ve ibadet aşkıyla bunu yerine getireceğiz. İbadetlerde asıl olan ihlas ve samimiyettir. Mutlaka ihlaslı olacağız, samimi olacağız. Ha ben umre ibadetini yapmaya gidiyorum diye niyetleneceğiz. Böyle olmadığı zaman turistik bir gezi olur. İbadetlerin özünde helal parayla gitme vardır. Kul hakkıyla gitmeme vardır. Onun için helal parayla oraya gideceğiz. Kul hakkından sıyrılarak oraya gideceğiz. Kalbimizde, gönlümüzde kin, nefret olmadan oralara gideceğiz. Onun için komşularımızla, eşimizle, dostumuzla mutlaka helallaşın. Helallaşmadan oralara gitmeyin. Bu olma, umrenin, haccın olmazsa olmazıdır. Gidersek ne olur? Gidersek gittiğimiz gibi geri döneriz. Yani hiçbir değişiklik olmaz. Onun için İslam alimleri öyle der. Bir Müslümanın camiye girişiyle çıkış arasında fark olması der, olması lazım der. Efendim Müslümanın Ramazan'ın girişiyle çıkışı arasında bir farklılık olması lazım der. Müslümanın bir umreye, hacca gitmesiyle dönmesi arasında mutlaka fark olması lazım der. Eğer fark olmuyorsa o zaman hiçbir şey olmuyor demektir. Onun için bunlara dikkat edeceğiz ve ihlaslı ve samimi bir şekilde inşallah umre programını yerine getireceğiz. Rabbim salimen gidip gelmeyi bizlere nasip ve müesse eylesin diyorum. Sözlerin özetini Sayın Müftümüz size bırakıyorum. Buyurun Sayın Müftüm. Bir konuşma yapın inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet. İmkan bulup da kutsal topraklara ziyarete giden, ibadete giden kardeşlerimiz ve onlara da destek veren buradaki gönüllülerimiz. Hele hep beraber bir canlanalım. Lebbeyk. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde vel ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyin ümmiyin ve ala Kıymetli kardeşlerim, birisi benden dua istediğinde Allah dostluğuna olduğuna inandığım bir kardeşimize ben de öyle demiştim. Dua buyur dediğimizde şöyle dedi. İyilerin duasıyla inşallah. Nasıl gittiğinizi biliyoruz. Dişinizden, tırnağınızdan artırarak biriktirdiniz. Ve peygamberimize olan muhabbetiniz, Kur'an'a olan ittibanız, Allahu Teala'nın lebbeyk emrine geldim,
Ya Rabbi diye bu şuurla oraya çıktığınızın farkındayız. Yola çıkışınızın farkındayız. Gideceksiniz, nasiyesi farklı, renkleri farklı, dilleri farklı ama gönülleri o Kabe'nin etrafında atan o güzel insanlarla beraber ibadet edeceksiniz, tavaflar yapacaksınız. Kardeşlerim, bir yanımız ağrıyor, kalbimiz acıyor, üzülüyoruz. Ümmeti Muhammed'in içinde bulunduğu durum ve çaresizlik karşısında yıkılıyoruz. Yakın zamanda şehitler verdik. Bakın buradan hürriyetle o topraklara gidiyorsunuz. Çünkü gönderinde aziz bayrağımız dalgalanıyor. Huzurla uçaklarımız uçacak varacak. Çünkü arkasında milletimizin TSK'sı var. Huzurla uyuyoruz, huzurla kalkıyoruz. Çünkü güvenlik güçlerimiz var. Devletimiz var elhamdülillah. Allah dualarımızda bunu hiç unutmayın. Devletimizi ilelebet payidar eylesin. O topraklara vardığınızda milletimizin birliği, dirliği için dualar edin. Ricali devletimizin basiret ve şecaati için dualar edin kardeşlerim. Gazze için canımız yanıyor. İlk kıblemiz Hazreti Ömer'in emaneti, Selahaddin Eyyubi'nin rüyası, Kanuni Sultan Süleyman'ın mirası, Abdülhamid Han Hazretleri'nin ölümsüz davası, milletimizin emaneti, boynunun borcu Kudüs. Gazze'li kardeşlerimiz için dua edin. Kıymetli kardeşlerim, elbette ki oraya gideceksiniz. Hocam güzel güzel hepsini anlattı. Ben kısaca şöyle ifade edeyim. Duada biraz hususa girmek isterim. Başkanımız da sağ olsun sizleri selamlayacaklar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hocalarınızı mutlaka dinleyin. Sağlığınıza dikkat edin. Ve gönlümüz Allah sevgisinden ayrılmasın inşallah. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.